Töy 8. Konu şiir. Şiir türleri. Şiirler işlenen konuya, duygu ve düşüncelerin aktarılma biçimine göre türlere ayrılır. Bu türler şu şekilde sıralanabilir. 1. Lirik şiir. Duyguların coşkun bir ruh haliyle ifade edildiği şiir türüdür. Yani okuyan kişide etkilenme, heyecanlanma gibi duygular barındırmayı hedefler. Acı, sevinç, ayrılık, yaşama sevinci gibi duygusal konular ağırlıklı olarak işlenir. Eski Yunan edebiyatında sapo lirik şiirin ilk temsilcisi olarak bilinir. Bir diğeri de lira eski Türk edebiyatında ozanların şiirlerini okurken çaldıkları telli saza verilen addır. Bu yönüyle lirik şiir saz eşliğinde okunabilen şiirlerin adı olmuştur. Divan edebiyatında Fuzuli ve Nedim, halk edebiyatında Karacaoğlan, tasavvuf edebiyatında Yunus Emre, Cumhuriyet döneminde Cahit Kı, Ahmet Muhip, Yahya Kemal gibi pek çok şair lirik şiire örnek eserler vermişlerdir. Didaktik şiir, didaktik şiir ise bilgi ve öğüt vermek amacıyla yazılan şiirlerdir. Duygu yoktur, daha çok düşünce ve akıl esastır. Eski Yunan edebiyatında Hesidios ahlak, tarım, gemicilik, evrenin oluşumu, tanrı soyları ile ilgili didaktik şiirler yazmıştır. Latin edebiyatında Vergilius, tarım ve hayvancılıkla ilgili, Fransız edebiyatında Boileau, şiir türleri ve kuralları ile ilgili öğretici şiirler yazmıştır. Türk edebiyatına baktığımızda ise didaktik şiir en çok kullanılan türlerden biri olmuştur. Bizde Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilik adlı siyaset namesi, Aşık Paşa'nın garip namesi içerisinde tasavvufu öğretmek amacıyla yazdığı kurallar vardır. Nabi'nin hayrisi hayriyesi bu türün ilk örneklerindendir. Batı etkisindeki Türk edebiyatında ise Ziya Paşa, Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul didaktik şiir türünde eser vermiştir. Bir diğer şiir türü satirik şiir. Satirik şiir ise kişilerin, toplumların kusurlarını, toplumda var olan aksaklıkları, gülünçlükleri iğneli ve alaylı bir şekilde eleştiren şiirlere denir. Konu bu bakımdan kişisel, ahlaksal, siyasal olabilir. Her eleştiride, her yergide aynı zamanda bir uyarı da olduğundan bu tür şiirler didaktik şiire yaklaşır. Yergi şiirlerine halk edebiyatında taşlama, divan edebiyatında hicviye adı verilir. Bu önemli bir bilgidir arkadaşlar. Türk edebiyatında önemli yergi ozanları arasında divan edebiyatımızda Nefi, tanzimat edebiyatımızda ise Ziya Paşa yer alır. Örnek sorum. 2012 LYS'de çıkmış bir soru. Bir kişiyi, bir durumu veya olayı yermeye, toplumun aksak, aksayan yönlerini göstermeye yönelik şiirler yazan nef'i aşağıdaki şiir türlerinin hangisiyle ilişkilendirilebilir? Toplumdaki aksaklık, olaylar, eleştirme ifadeleri geçtiği için satirik şiire örnektir diyorum. Bir diğer şiir türü pastoral şiir. Pastoral şiir doğa güzelliklerini, kır hayatını, köy ve çoban hayatını ve bunlara duyulan özlemi anlatan şiirlerdir. Bu şiirlerde temiz ve masum kır hayatının tadını duyurma amacı güdülür. Pastoral şiirde idil ve eglog diye iki tane tür vardır. İdil bir ozanın dilinden doğa manzaralarının canlı biçimde anlatıldığı şiirlerdir. Eglog ise çobanların karşılıklı konuşması suretiyle kır hayatının anlatıldığı şiirlerdir. Eski Yunan edebiyatında Teokritos, pastoral şiirin ilk temsilcisidir. Latin edebiyatı sanatçısı Vergilios'un da pastoral şiirleri vardır. Türk edebiyatında ise pastoral şiir çok fazla rağbet gören bir tür değildir arkadaşlar. Tanzimat dönemi şairlerinden Abdülhakamit Tarhan'ın Sahra adlı eseri İlk pastorel şiirdir. Cumhuriyet döneminde ise Kemalettin Kamu bu türe örnek şiirler yazmıştır. Epik şiir, yiğitlik, kahramanlık temalarının işlendiği, kahramanların coşkuyla övülüp ön plana çıkarıldığı şiirlerdir. Konularını geçmişteki savaşlardan, tarihi olaylardan ya da kahramanlık mücadelelerinden alır. Ulus'taki Ulusların geçmişteki kahramanlıklarını anlatan doğal destanlar epik şiirlerin ilk örneklerini oluşturur. Halk Edebiyatımızda Köroğlu, Dadaloğlu, Yeni Edebiyatta Arif Nihat Asya, Mehmet Akif Ersoy, Fazıl Hüsnü Dağlarcı gibi ozanlar epik şiirin örneklerini vermiştir. Geldik etkinliğimize. Aşağıda verilen dizelerin hangi şiir türünün örneği olduğunu bulunuz. Birinci şiirime bakıyorum arkadaşlar. Şehitler tepesi boş değil. Biri var bekliyor ve biri göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Şiir içerisinde şehit geçmiş. Ee, şehitlere yönelik yazılan bir şiir. Dolayısıyla epik şiirdir. İkinci şiirime bakıyorum. Aleme tane eder yanına varsan, seni yanıltır bir mesele sorsan. Bir cim çıkmaz eğer karnını yarsan, camiye gelir de erkan beğenmez. Burada ise bir durumu eleştirme var. Bir duruma gönderme yapma var. Dolayısıyla satirik şiiri örnek. Üçüncü şiirime bakıyorum. Herkese kaş çatıp fena söyleme. Helalden gayriye minnet eyleme. Her güle gül diye hizmet eyleme. Diken açılan gülde nemiz var. Burada ise Öğreticilik var yani bir nasihat verme var. Her güle gül diye hizmet eyleme diye, helalden gayriye minnet eyleme diye ifadeler nasihat anlamı taşıyor. Bu da didaktik öğretici şiir örnektir. Dördüncü şiirime bakıyorum. Bir havuz kenarında yan yana oturmuşuz. Bu su bizim gölgemiz, bizim şeffaf ve temiz. Su sesine uyarak bir şarkı tutturmuşuz. Açılan güller gibi suda gönüllerimiz. Bu ise duygulara hitap eden bir şiir. Dolayısıyla lirik şiire örnektir. Örnek soru 2. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Benim bu gidişe aklım ermiyor. Fukara halini kimse sormuyor. Padişah sikkesi selam vermiyor. Kefensiz kalacak ölümüz bizim. Şimdi A şıkkında ne diyor? Yarım kafiye kullanılmıştır. Ermek, sormak, vermek. Miyor, muyor, miyorlar. Görev bakımından aynı olduğu için redif. Er, sor ve verdeki. R'ler ise yarım kafiye. Dolayısıyla doğru. Duraklı 11 hece ölçüsüyle yazılmıştır. Doğru arkadaşlar. Hepsi 11 ile hece ölçüsüyle yazılmıştır. Soyutlamaya yer verilmiştir. Şiir içerisinde herhangi bir soyutlama yoktur arkadaşlar. Ama ben diğer şıkları da bakıyorum. Satirik nitelikler taşır. Yani eleştiri ifadeleri taşır. Doğru. Kafiye şeması A A A B şeklindedir. Kafiye şeması da A A A B şeklindedir. Dolayısıyla cevabım Ceyhan. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır. Hasret çekerek uğruna ölmekte kolaydı, görmek seni eğer ukbadan mümkün olaydı. Hala yaşıyor gizlenerek ruhuma kabil, imkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil. Sırr etmeye elden seni bir perde olurdum, toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum. Şiir daha çok duygulara hitap eden, okuyanda heyecanlanma, hüzün gibi duygular uyandırmayı amaçlayan bir şiir. Dolayısıyla cevabım bursa lirik şiir. 2013 LYS'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Geldik şiirde imgeye. Nedir şiirde imge? En net ifadesiyle arkadaşlar gerçekliğin yeniden üretilmesi anlamına gelir. Yani bir sözcüğün çok çok ötelere taşınması, farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılması anlamı taşır. İmgesel metin okuru daima gerçeği yeniden üretmeye, onu dönüştürmeye zorlar. Metin bu dönüştürebilme ölçüsüyle imgesel nitelik kazanır. Yani İmge olan bir metinde arkadaşlar mecazlar vardır, söz sanatları vardır, anlam yoğunluğu vardır. Tabi kalemden dolayı böyle yazıyorum ama normalde bu kadar büyük yazmıyorum arkadaşlar. Üç unsur vardır şiirde imge olan metinlerde mecaz, söz sanatları ve anlam yoğunluğu. Örnek: Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Şimdi bu dizede arkadaşlar keder dediği şey üzüntü. Üzüntüyü gizli bir yılana benzetmiş. Mecaz var mı? Var. Yani benzetme var mı? Var. Söz sanatları var. Anlam yoğunluğu var mı? O da var arkadaşlar. Dolayısıyla bu cümle içerisinde bir imge vardır deriz. İmgeler kimi zaman alışılmamış bağdaştırmalarla kurulur. Ancak imge sadece alışılmamış bağdaştırmalar aracılığıyla kurulan bir oluş değildir. Alışılmamış bağdaştırmalar metnin anlamasını okur tarafından kurulabilecek tasarımlarla tamamlayacağı için imge yaratmada sıklıkla başvurulan uygulamalardan birisidir. İmgede daima tamamlanmamış, açık anlamlar, tasarımlar, çağrışımlar söz konusudur. Etkinliğe bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangilerinde imgeli söyleyişe başvurulduğunu bulunuz. Yarın dudağından getirilmiş bir katre alevidir bu karanfil. İmgeli bir söyleyiş vardır arkadaşlar. İkinci şiirime bakıyorum. Zakkum dallarında uyumuş vişne renkli akşam üstleri. Söz sanatı var, mecaz var, anlam yoğunluğu var, dolayısıyla imge de var. Üçüncü şiirime bakıyorum. Perdeleri sımsıkı örtünce odamda ben en fazla yaptığım şey ağlamak ağlamaktı. Şimdi cümle çok açık. Perdeleri sımsıkı örtünce odamda ben yani orada odamı odamda ben perdelerimi sımsıkı örtünce en çok yaptığım şey ağlamak. İçerisinde bir anlam yoğunluğu yok. Mecaz yok. Benzetme yok. Söz sanatı yok. Dolayısıyla imge de yok arkadaşlar. Dördüncü şiirime bakıyorum. Ufkun dört tarafına kanadına vurarak rüzgar sürüklenirken derinlerden derine. Bir mecaz var, söz sanatları da var, dolayısıyla imge de var. Beşinci şiirime bakıyorum. Çekil bu gölgeli yolda gezinme. Bahar bakışların yine pek sarhoş. Bakışlarını çok sarhoş olduğunu ifade ediyor. Mecazlı bir söyleyiş var. Dolayısıyla imge de var. Altıncı şiirime bakıyorum. Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman. Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak. Burada da imgeli bir söyleyiş var. Diğer şiirime bakıyorum. Geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde gökyüzü. İmgeli bir söyleyiş var. Diğer şiirime bakıyorum. Her gün aynı pınardan doldurup testimizi kırlara açılırız çıngıraklarımızla. Şimdi pınardan Sularımızı dolduruyormuşuz testimizi, kırları açılıyormuşuz, çıngıraklarımızda, ellerimizde de çıngıraklar varmış. Hiçbir anlam yoğunluğu yok, söz sanatı yok, benzetme yok, mecaz yok, dolayısıyla imge de yok arkadaşlar. Örnek soru 4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şiirsellik daha sınırlıdır? 2011 LYS'de çıkmış bir soru. Şimdi şiirsellik dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Mecaz değil mi? Şiirde mecaz çok var vardır. Söz sanatları vardır. Yine aynı mantık. Anlam yoğunluğu vardır. Bunların hepsinin sınırlı olduğu bir dize yani daha sade daha anlaşılır bir dille yazılmış bir dize istiyor bizden soruda. Adana'ya bakıyorum. Deniz engin bir sudur. Tuzlu, yeşil, dalgalı. Kenarlarını süsler bazen küçük bir yalı. Gayet açık, anlaşılır, mecazsız bir dize. Diğerlerine de bakıyorum ama. B şıkkı. Ellerim takılırken rüzgar, rüzgarların saçına asıldı arabamız bir dağın yamacına. Rüzgarların saçına derken burada bir benzetme var. C şıkkı. Bir cümbüştür kopsa da gece yakamozlarda. Münzevi balıklarız aynı kavanozlarda. Kendilerini münzevi balıklara benzetmişler. D şıkkına bakıyorum. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi bu çizgili yüz? Şakaklarım derken aslında yaşlılığından bahsediyor. Yine bir benzetme var. D şıkkı. Bir göz gibi süzüyor beni camdan gece. Gece şairi süzüyormuş bir göz gibi. Bunda da benzetme var. En yalın, en sade olan dize Adana şıkkı arkadaşlar. Örnek soru 5. Şiirde bu nitelikleri arayan bir şair aşağıdakilerden hangisine öncelik vermez? Şiir yüreğin sesidir. Nesnelliği değil, öznelliği yansıtır. Yani duyguyu yansıtır arkadaşlar. Anlatım büsbütün kapalı değil ama örtülüdür. Bu da imgeyi gösterir. İletilmek istenenler açıkça anlatılmaz, ustaça sezdirilir. Yani bir izlenim vardır. Şiir dili de buna göre biçimlenir. Önemli olan sözcüklerin tınısı ve sessel değeridir. Yani ritmidir. En anlamsız sözcük bile ezgi gücü varsa şiirde yerini alır. Dil bilgisi kurallarına, cümle yapısına sımsıkı bağlı kalmaya gerek yoktur. Burada düşünceye sadece yer verilmemiş cevap Bursa. 2012 LYS'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Geldik söz sanatlarına. Şiirdeki en önemli unsurlardan birim. Birinci söz sanatımız ya da edebi sanatımız bir diğer ismiyle. Teşbih yani benzetme teşbih yani benzetmede dört tane unsur vardır arkadaşlar. Birincisi benzeyen, ikincisi kendisine benzetilen, üçüncüsü benzetme yönü, dördüncüsü benzetme edatı. Benzeyen her zaman zayıf olan ögedir. Kendisine benzetilen ise güçlü olan ögedir. Ne demek istiyorum? Örnek. İnsanlar eşitlik açısından tarağın dişleri gibidir. Şimdi benzeyen yani zayıf olan hangisi cümlede? İnsanlar. Peki insanlar neye benzetilmiş? Eşitliği açısından tarağın dişleri gibidir. Tarağın dişlerine benzetilmiş. Burada güçlü olan tarağın dişleridir arkadaşlar. Edat gibi benzetme edatımız. Benzetme yönü ise eşitlik olması. Bir diğer cümleye de bakalım. Gençlik rüzgarların savurduğu gül yaprakları gibi narindir. Şimdi burada gençlik neye benzetilmiş? Gençlik burada benzeyen, yani zayıf olan öge. Rüzgarların savurduğu gül yaprakları. Gül yaprağına benzetmiş. Kendisine benzetilen, güçlü olan öge gül yaprağı gibi narindir. Burada benzetme edatı gibi. Benzetme yönü ise narin oluşu. Bir diğer cümle hava kurşun gibi ağır. Şimdi hava benzeyen, güçsüz olan, zayıf olan öge. Neye benzetmiş? Kurşuna benzetmiş. Kurşun güçlü olan öge. Gibi oluşu, benzetme edatı ağır oluşu ise benzetme yönü. Kimi zaman arkadaşlar benzetme yönü söylenmeyebilir. Örnek o güzel gözlerinde yaşlar sel gibi. Şimdi burada zayıf olan öge benzeyen nedir? Göz yaşı. Göz yaşı neye benzetilmiş? Sele benzetilmiş arkadaşlar. Güçlü olan öge sel. Benzetme edatım ne? Gibi. Ama benzetme yönüm yok. Bir diğer örnek. Dağ gibi bir sevgiydi onunla aramızdaki. Sevgi zayıf olan öge benzeyen. Neye benzetilmiş sevgi? Dağa benzetilmiş. Güçlü olan öge dağ. Gibi ise benzetme edatı ancak benzetme yönü yok arkadaşlar. Bir diğer örnek. İnci gibi dişleri yüzünü aydınlatır. İnci gibi dişleri yüzünü aydınlatır. Diş zayıf olan öge benzeyen, inci ise kendisine benzetilen güçlü, güçlü olan öge gibi benzetme edatı benzetme yönü yoktur. Kimi benzetmelerde ise arkadaşlar yalnızca benzeyen ve kendisine benzetilen yer alır. Bu benzetme türüne ise teşbihi beli denir. Şiirde en çok kullanılanı ve tercih edileni teşbihi belidir arkadaşlar. Örnek: Bu yağmur bir iplik. Şimdi benzeyen nedir? Yağmur. Neye benzetilmiş? İpliğe benzetilmiş. Benzetme yönü ve benzetme edatı yok arkadaşlar. Bir diğer örnek: Gökyüzü bir rüya denizi besleyen onlardır düşlerimizi gökyüzünü neye benzetmiş? Rüya denizine. Benzetme edatı ve benzetme yönü yok. İstanbul bir denizdir lale gemileriyle taşınan. İstanbul nedir? Bir denizdir. İstanbul benzeyen neye benzetilmiş? Denize benzetilmiş. Deniz güçlü olan öge. Bu gibi benzetmelere teşbihi beli diyoruz. En çok çıkan, en çok kullanılanı da teşbihi belidir diyelim. Örnek soru 6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih sanatına başvurulmuştur? A. Ateş düştü su serimi yakıyor söndürmez aşkımı kar olmayınca. B. Senin gönlüm varken başta bu sevda gören gözden hem yağ elden sakınır. C. İnsanlar dünyada misali yaprak. Evvel ahir vardır dalından kopmak. D. Baharı bekleyen yaralı bülbül Gül üstüne rahmet yağar sabreyle. E. Ozan'ın bir mızrap bir de sazı var. İçten içe yanan bir de özü var. Şimdi C şıkkında insanlar dünyada misali yaprak. Dünya evvel ahir vardır dalından kopmak. Burada misal benzetme sanatı vardır arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Ceyhan kıvrak şen bir kahkaha bir ok gibi sivrildi. Bir anda bütün maçlar o tarafa çevrildi. Bu dizelerin ilkinde yer alan söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır? Kıvrak şen bir kahkaha bir ok gibi sivrildi. Duruşunu kişinin duruşunu ok gibi sivrilmesine benzetmiş. Dolayısıyla benzetme sanatıyla aynı olan bir dize arayacağız aşağıda. A. Hala inanmıyorum senin gideceğine, orada bir gün bile rahat edeceğine. B. Trenin kalkmasına daha 10 dakika var, vagonlardan uzatmış başlarını yakınlar. C. Gökyüzü bulutsuz mavi bir ülke, çırpınır köpükle lacivert deniz. D. Bir rüzgar ki durmuyor, şiddeti kesilmiyor, bugün gideceğimi annem bile bilmiyor. E. Tıkırdıyor trenin rayda tekerlekleri, devrilerek geçiyor telgraf direkleri. Bu şıklarda benzetme sanatıyla yazılmış dize C şıkkıdır. Gökyüzü bulutsuz mavi bir ülke. Gökyüzünü neye benzetmiş? Bulutsuz mavi bir ülkeye benzetmiş. Cevap Ceyhan. Bir diğer söz sanatı istiare arkadaşlar. İstiarenin bir diğer ismi eğretilemedir. Şimdi istiare benzetmenin temel ögelerinden yalnızca birinin kullanıldığı benzetme sanatıdır. Yani ya kendisine benzetileni kullanacağım ya da benzeyeni kullanacağım. Yalnız kendisine benzetilenin söylendiği istiareye açık istiare denir. Yani bir cümlede güçlü olan öge varsa o zaman o cümlede açık istiare yapılmıştır. Örnek vurulup tertemiz anlından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor burada güçlü olan öge nedir vurulup tertemiz anlından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor burada güneş dediği şey aslında nedir arkadaşlar şehitleri kastediyor şehitleri söylüyor bize aslında yani zayıf olan öge şehitler benzeyen şehitler ama cümle içerisinde söylenmemiş. Söylenen hangisi? Güçlü olan öge, kendisine benzetilen güneş. Dolayısıyla güçlü olan öge şiirde yer aldığı için buna açık istihar ediyorum. Bir diğerine bakalım. Aşına katılan tuzun, beşikte yatan kuzun, yüreğini yakan sızın kadar yakın olsam sana. Aşına katılan tuzun beşikte yatan kuzun yüreğini yakan sızın kadar yakın olsam sana. Burada kuzu dediği şey aslında nedir arkadaşlar? Evlattır. Evladı neye benzetiyor? Kuzuya benzetiyor. Ama burada evlat zayıf olan ögedir. Zayıf olan ögeye ben ne diyordum? Benzeyen diyordum. Benzeyen cümle içerisinde kullanılmamış. Ne kullanılmış peki? Kuzu. Yani güçlü olan öge kullanılmış. Bu da kendisine benzetilendir. Benzeyen ve benzetme yönünün söylendiği istiareye ise kapalı istiare denir. Örneklere bakalım. Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman. Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak. Şimdi burada arkadaşlar güçsüz olan öge yani benzeyen nedir? sessizlik. Benzetme yönü nedir? Yaprağın dökülmesi. Kendisine benzetilip söylenmeyen hangisidir? Ağaç. Aslında ağacın yaprakları dökülüyor, değil mi arkadaşlar? Ama cümle içerisinde söylenmemiş. Eğer kendisine benzetilen yani güçlü öge cümlede yok ise o zaman kapalı istiaredir diyorum. Diğer cümleye bakıyorum. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Şimdi burada benzeyen hangisi? Korku. Zayıf olan ege, öge cümlede var. Korku neye benzetilmiş? Suya benzetilmiş. İçinde damla damla olması. Korkunun birikmesi. Ancak su yani güçlü olan öge cümlede kullanılmamış. Dolayısıyla burada ne var arkadaşlar? Kapalı istiyarı var. Damlaların birikmesi ise nedir? Benzetme yönüdür. Bir kavramın kendisiyle benzerlik ilgisi olan kavram ya da varlıklarla anlatılmasına ise temsili istiare denir. Temsili istiare metnin bütününe yayılmış durumdadır ve benzetme yönü de birden fazladır arkadaşlar. Aşağıdaki dizelerde hangi tür istiharenin kullanıldığını bulunuz. Birinci dizeye bakalım. Saplanır kalbine bir türlü çıkmaz zaman. Zamanı bıçağa benzetmiş. Burada zaman zayıf olan ögedir, benzeyen ögedir. Bıçak ise güçlü olan ögedir. Güçlü olan ögeyi cümlede kullanmadığı için kapalı istiharı. İkinci dizeye bakalım. Hangi güneştir yüzün doğar ufkuma, saçların dolu dizgin koşar uykuma. Saçı ata benzetmiş şair burada. Ee, saç zayıf olan ögedir. At ise güçlü olan ögedir ama at dizelerde kullanılmamış. Dolayısıyla güçlü olan öge kullanılmadığı için kapalı istiare. Üçüncü şiire bakalım. Gece akıp gitti çevirin gündüzün sayfalarını. Yine burada da gece zayıf olan öge güne benzetilmiş. Zayıf olan öge cümlede kullanıldığı için kapalı istiare. Dördüncü dizeye bakalım. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var benim mi Allah'ım bu çizgili yüz. Burada şair karı aslında saçlarındaki beyazlıklara benzetmiş. Yani saçlarındaki beyaz olan yaşlılığını kara benzetmiş. Burada güçlü olan öge kullanılmış. Güçlü olan öge şiirde kullanıldığı için açık istiare vardır. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. İki kapılı bir han aslında dünyadır arkadaşlar. Yani şair dünyayı neye benzetmiş? İki kapılı bir hana. Burada dünya zayıf olan ögedir. Yani benzeyendir. Güçlü olan öge ise iki kapılı bir han oluşudur. Dolayısıyla güçlü olan öge cümlede kullanıldığı için açık istiare. Bir diğer dizeye bakalım. Akşam olur kuşlar konar dallara, susamış yıldızlar iner göllere. Susamış yıldızlar zayıf olan öge ögedir. Güçlü olan öge dizede kullanılmamıştır. Dolayısıyla kapalı istiare vardır. Yedinci dizeye bakalım. Gönül her çiçekten bal almak ister. Kırıldı kanadı uçmaz oldu. Gönülü neye benzetmiş? Arıya benzetmiş ama arı yani güçlü olan öge e, dizede yok. Dolayısıyla kapalı istiare. Bir diğer dizeye bakalım. Garbun ucunda son kıyıdan en gürültülü bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü. Burada kurşun güçlü olan ögedir. Güçlü olan öge cümlede kullanılmıştır. Dolayısıyla açık istiare vardır diyoruz. Ay odaya düşürdü solgun bir yaprağının bu dizede aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir edebi sanat vardır? Burada kendisine benzetilen söylenmeden onun bir özelliği benzeyene aktarılmıştır. Örnek soru 9. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde istiare yoktur? Bu şıklarda yolcum bir kuru yaprak misali rüzgarın önüne katılmışım ben derken, Burada bir kuru yaprak misali de benzetme sanatı yapılmıştır. Dolayısıyla cevap Bursa'dır. Soru 1. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? Atıldı bir Mehmetçik büyüyü bozdu, bir düşman süngüsüne göğsünden. Bu şehadetle kayalar yarıldı sanki dipçik gürültüsünden. İçerisinde Mehmetçik ve vatani vatanla ilgili ifadeler bulunduğu için epik. Soru 2. Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin özellikleri ağır basmaktadır? Erimiş karları çekilmiş duman, açılmış çiçekler yürümüş çimen, hayali kafamda yaşar her zaman, başı oylum oylum meşeli dağlar. Burada ise daha çok doğayı anlatan bir şiir var. Pastoral şiir. Soru 3. Numaralanmış dizelere ait oldukları şiir türüne göre ikişerli gruplandığında hangisi dışta kalır? Gümüş bir dumanla kapandı her yer, yer ve gök bu akşam yayla dumanı. Pastoral şiiri özgün. 2. Yanık bir kaval sesi geliyordu uzaktan, derdi dağlardan aşkın, ak abalı bir çobandan. Pastoral şiir. 3. Belimizde kılıcımız kirmani, taşı deler mızrağımın temreni. Epik şiir. 4. Nice koç yiğitler yerlere seridir, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Epik şiir. 5. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Dolayısıyla dışarıda kalan 5 oluyor cevap Edirne. Soru 4. Aşağıdakilerin hangisinde didaktik şiirleriyle ön plana çıkmış sanatçılar bir arada verilmiştir? Didaktik, öğretici şiir denilince aklıma gelen isimler Mehmet Akif Ersoy, Tevfik Fikret ve Ziya Paşa'dır. Cevap diğer bakır. Soru 5. Bu parçada söz edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? En belirgin özelliği duygulara, yüreğe değil akla, düşünceye seslenmesidir. Bu şiirlerde duygu yerine düşünce ön plandadır. Bunlar ahlak, felsefe, din, sanat ve bilim konularını şiirsel bir yapıda okurlara aktarmak için yazılan şiirlerdir. Bu da didaktik şiirin karşılığıdır. Cevap Edirne. Soru 6. Birini yermek, toplumsal düzensizlikleri eleştirmek için yazılmış şiirlere satirik şiir denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerden hangisi satirik şiire örnek gösterilebilir? Eleştiren ya da bir toplumun aksaklıklarını dile getiren şiirlerdir. Bu ifadelerde Bursa'da yer alıyor. Bazı fukarayı bulma kusuru, mesti kundurayı sana kim verdi? Cevap Bursa. Soru 7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeli bir anlatım yoktur? A. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken albümlerde çocuklar ve askerler. İmge var. B. Anımsar mısın denize karşı oturmuştuk. İkimiz de arkamızı dönmek istemiştik kıyıya. Burada açık yalın bir ifade var. İmge yoktur arkadaşlar. Cevap Bursa. Soru 8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şiirselliğin daha sınırlı olduğu söylenebilir? Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, ufacık gövdeme yüklü kaftağı. Burada şiirsellik vardır. B. Ya da unuturum kim olduğumu hatırlamam belki adımı bile. Diğerlerinden daha azdır arkadaşlar. Yine de bir soru işareti koyuyorum. C. Ateşten zehrini tattım bu okun, bir anda kül ettiği can elması mı? Şiirsellik ön plandadır. D, diz çök zorlu kader, önümde diz çök, hey ben hayat dolu, deste ve yumak, şiirsellik ön plandadır. E, ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz, yollar bir yumaktır, uzun dolaşık, şiirsellik ön plandadır. Ancak Bursa diğer dizelere göre daha yalın ve sade söylendiği için şiirselliği daha sınırlıdır. Soru 9. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çamın tepesinden yere yıldırım gibi kendini bırakır karga hop eder içim. Gökyüzü 3-5 bulut akşam gerginliği. Başka nemiz kaldı ki şu yalan dünyada? Yalın ve anlaşılır bir dil vardır. Doğru. Ritim ve ahenk redifle sağlanmıştır. Burada e, redif yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla cevap. Bursa. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir Rumeli türküsü kanat çırptı gümüş vazolarda. Sımsıcak bir dua yıkıldı ellerime. Burma bıyıklı ağıtlar dizginledi zamanı. Kana batmış toynaklarda yeşil bir gül dillendi. Epik bir şiirden alınmıştır. Bunu bilemeyebilirim. Yabancı sözcüklere yer verilerek anlatım yalınlıktan uzaklaştırılmıştır. Bunu da diyemem. Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır. Evet, sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeli bir söyleyiş yoktur? İmge deyince aklımıza ne gelmeliydi? Mecaz. Söz sanatı ve anlamda yoğunluk. A. O sükut bahçesi ufkunda kuş yerine hasret kanar çırpar düşünen ellerine. B. Çöz çöz bitmeyen bir yumağın ilmeğiyiz. Başı sonu belirsiz, yolcusuz yol gibiyiz. C. Hani bir sevgilin vardı 7-8 sene önce. Dün yolda rastladım, sevindi beni görünce. D. Gönlüm nakış nakış renkli bir ikilim, bir kanalı sürmeli türküdür dilim. E. Gece bir geyik bahçesidir bazen, ürkek korkulu nefes nefese. Şimdi C şıkkı dışındakilerin hepsi arkadaşlar imgeli bir söyleyişe sahiptir. Sadece C şıkkı yalın, sade, açık bir anlatıma sahiptir. 12. Aşağıdakilerden hangisi içerdiği duygu yönüyle yukarıdaki şiire en yakındır? Bir arzu hal yazsan, makama varsan, ağlasan derdini, davanı sorsan, ağır hasta olsan, hekime varsan, yarana bir ilaç sürmez, parasız. Bu şiir içerdiği duygu ve düşünce yönüyle satirik şiire özgü arkadaşlar. Satirik şiirin benzeri de Edirne'de. Benim bu gidiş aklım ermiyor, fukara halimi kimse sormuyor. 13. Aşağıdaki şairlerden hangisi bu parçada sözü edilen şiir türüyle ilişkilendirilebilir? Duygulara yüreğe değil, akla, düşünceye seslenen şiir türüdür. Bu tür şiirler ahlak, felsefe, din, sanat, bilim konularını şiirsel bir yapıda okurlara aktarmak için yazılır. Yani aşağıdaki şairlerden Didaktik şiir yazan şair soruyor. O da Nabidir arkadaşlar. Cevap Adana. 14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih yoktur? Böyle dertli dertli güzel sözleri bülbül gibi dili kime söylüyor? Açılmış bahçede sümbüller gibi açılmadan soldum ben güller gibi. Meyvesini versin diye toprak hiçbir emek esirgenmedi ondan. C şıkkında teşbih yoktur arkadaşlar. 15 yaşadaki dizelerin hangisinde istiare sanatı yoktur? A. Hoyrattır bu akşam üstleri daima. Gün saltanatıyla gitti mi bir daha? B. Burada istiare sanatı vardır. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, unutuşun o tunç kapısını zorlar, istiyare sanatı vardır. C. İşte doğduğun eski evdesin birden, yolunu gözlüyor lamba ve merdiven, istiyare sanatı vardır. D. Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazda, halay çeken kızlar misali kol kola, istiyare sanatı vardır. E. Gül zamanı geleceğim demiştin, bahçelerde gül mü kaldı vefasız, e şıkkında istihare sanatı yoktur. Cevap Edirne. 16. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde teşbihi beli vardır? Sadece benzeyen ve kendisine benzetilenle yapılan teşbihe teşbihi beli denir. Bu tür benzetmelerde benzetme yönü ve benzetme edatı bulunmaz. Arkadaşlar sadece D şıkkında teşbihi beli vardır. Gümüş dumanla kapanıyor gökyüzü. Gökyüzünü neye benzetmiş? Gümüş dumana benzetmiş. Sadece güçlü olan öge ve zayıf olan öge var. Yani benzetilen ve benzeyen var. 17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde 4 ögesi de bulunan bir benzetme vardır? D şıkkında sadece 4 öğe de var. Hava kurşun gibi ağır, bağır 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 bağırıyorum. Havayı neye benzetmiş, kurşuna benzetmiş gibi edat ağır ise benzetme yönü. Cevap diğer bakır. Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisini örneklendiren bir edebi sanat vardır? Ela gözlerini sevdiğim Dilber, kokuya benzettim güller içinde. İnceciktir belin, hilaldir kaşın, selviye benzettim dallar içinde. Benzetme sanatı vardır arkadaşlar. Yani netelikçe daha güçsüz olan, güçlü olana benzetilmiştir diyorum. Cevap Bursa. Evet sorularımız bitti. Diğer föyde görüşmek üzere.